Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Dolar-TL konusuna IMF ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Malumunuz son günlerde IMF konusu oldukça fazla bir şekilde sağda solda yazılmaya başlandı ve sizlerden de bu konuyla ilgili olarak çok fazla soru almaya başladım. Sizler bir yandan ekranımda görmekte olduğunuz pivot verilerini, yarın için pivot verilerinin, Dolar-TL pivot verilerinin neler olabileceğine dair fikir edinirken, bir diğer yandan da bu ekrandan çeşitli majör birimler hakkında canlı yayın izlerken ben de size IMF'nin durumu hakkında bir şeyler açıklamaya çalışayım. Konu şu arkadaşlar, IMF ile bir anlaşma yapıldı mı? Seçimden sonra bir anlaşma yapılacak mı? Veya seçimden sonra geçerli olmak kaydıyla bir anlaşmanın gizli gizli yapılmış olduğuna dair bir takım duyumlar. Ve tabii ki bütün bunların paralelinde de IMF ile anlaşma yapılır ise IMF'den ciddi miktarda 60-80 milyar dolar civarındaki bir paranın geleceği ve bu paranın gelmesiyle birlikte de doların çok ciddi bir şekilde gerileyebileceği, şu son birkaç gündür yaşamakta olduğumuz dolar-TL konusundaki geri çekilmenin de nedeninin bu olduğu şeklinde bir takım iddialar, söylentiler, vesaireler vesaireler mevcut. Şimdi arkadaşlar ben size IMF'nin ne olduğunu ve IMF ile anlaşma yapılır mı yapılmaz mı veya AKP hükümeti IMF ile seçimler sonrasında bir anlaşmaya varır mı veyahut da gizli bir anlaşmayı halihazırda yapmış mıdır konusuyla ilgili olarak bazı bilgiler vereceğim ve son kararı size bırakacağım. Yani sizler benim bu anlattıklarımdan sonra eğer IMF ile bir anlaşmanın yapılmış olabileceğine veya yapılabileceğine inanıyorsanız o yönde kararınızı alacaksınız. Yoksa bu anlatılanlar ışığında IMF ile asla anlaşma olmaz mı diyeceksiniz. Ben sizin kendi muhakemenize bırakmak isteyeceğim. Değerli arkadaşlar, IMF'nin başlıca amacı uluslararası para sistemlerinin istikrarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yani uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak, uluslararası ticari ilişkilerdeki işbirliklerinin artırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak ve ödemeler dengesiyle ilgili olarak farklı ülkelerin yaşayabilecekleri sorunlara çözüm üretmek amacıyla hasıl olmuş bir kuruluştur. Ama IMF bu kuruluş amacının 1980'lerden itibaren oldukça dışına çıkmak üzere farklı bir mantık ve politika içerisinde hareket etmeye çalışmıştır. Evet, amaçları bu olabilir belki ama bir ülkeye kredi kullandırırken, bir ülkeye yardımcı olurken, para verirken bir dizi de şartlar ileri sürmüştür. Ekonomik politikan şöyle olacak. Şu ülkeyle şu ticari anlaşmayı yapacaksın. Makroekonomik düzeninde bunlar 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 olmazsa ben sana kredi vermem. Veya vermiş olduğum krediyi şu 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 noktalarda kullanacaksan veririm gibi çok net ve çok katı kurallar ile bir anlamda o ülkenin tabiri caiz ise ekonomi yönetimini ve hatta siyasi yönetimini dahi kontrol altına alacak bir denetim mekanizması konumuyla para vermekte. Yani babasının hayrına vermiyor. Karşılığında belli bir miktar faiz alıyorsa da bununla da yetinmiyor. Ülkenin içine, en iç noktasına kadar temas edecek şekilde bir takım dayatmalar ileri sürüyor. Yani arkadaşlar bir anlamda tefeci mantığının daha da ötesinde bir mantalite söz konusu IMF'nin yaklaşımlarından. Şimdi arkadaşlar IMF'nin kendine ait bir para birimi var. Buna SDR diyelim biz. Sivas, Diyarbakır, Rize olarak kodlayayım. İnternetten araştırabilirsiniz. Detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. IMF'nin 1 katrilyon dolar bir bütçesi bulunuyor. Bu arz etmiş olduğum bütçeyi kafanızda unutmayınız arkadaşlar. 1 katrilyon dolar. Birazdan bu konunun önemini algılayacaksınız. Ve Türkiye'nin de arkadaşlar bir kotası bulunuyor. Her ülkenin olduğu gibi. Yani her banka nasıl farklı farklı kredi kartları veriyor. A kişisine 3 milyar, B kişisine 10 milyar gibi limitler tanımlıyorsa IMF'nin de belli limitleri var. A ülkesine şu kadar milyon veya milyar dolar, B ülkesine de bu kadar milyar dolar kredim var diyebiliyor. Türkiye'nin arkadaşlar IMF'deki kredi kotası diyebileceğimiz rakam 45 milyar dolar civarında. 50 milyar dolar diyelim. Ama bazen IMF bu limitlerini artırabiliyor. Bazen 2 katına, 3 katına kadar çıkabilecek rakamlarda
Eğer gerekli teminatları sağlıklı bir şekilde alabiliyor ise, gerekli niyet mektuplarında istediği sözleri alabiliyorsa bu limitleri de artırabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, IMF'nin uygulamış olduğu politikalar için dara düşen, zora düşen, ekonomik koşulları itibariyle dış borçlarını çeviremeyecek duruma gelen ülkeler, en yakın tarihte gördüğümüz üzere Arjantin olduğu gibi %60'lar civarındaki bir enflasyon ve çok olağanüstü seviyelere ulaşmış olan faiz rakamlarını içerisinde boğulmakta olan, hala da boğulmaya devam eden Arjantin, IMF ile bir anlaşma yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Ve bu IMF ile yapılan anlaşmaların acı faturasını ise ödemeye başlamış durumdadır bile. Şimdi sevgili arkadaşlar, IMF kuruluş amacı itibariyle çok munis, çok insani, çok ekonomik işbirliğine yönelik olarak fevkalade bir kuruluş gibi görülebilir ama uygulamış olduğu politikalar o kadar katı ve o kadar yanlıştır ki yine en yakın tarihlerde Yunanistan için uygulamış olduğu politikalarında Yunanistan halkının ciddi şekilde isyan ettiğini biliyoruz. Niye isyan etti? Çünkü Yunanistan'a bu krediyi kullandırırken dedi ki maaşları belli bir limit dahilinde ödeyeceksin. Vatandaşın 1000 euro maaşı varsa sen buna haftada 100 euro ödeyeceksin. Fazla para vermeyeceksin. Kamu harcamalarını benim istediğim noktaya kadar kısacaksın gibi bir dizi taahhütler vermesini istedi ve bu taahhütlerin karşılığı olarak bu parayı verdi ve tabii ki halk da isyan etmiş oldu. Şimdi meselenin bu noktasından baktığımız zaman IMF dost görünmeye çalışan, kötü gün dostuymuş gibi görünen ama insanın veya ülkelerin kanını emen bir yapıya sahiptir değerli arkadaşlar. Bu geçmişteki birçok örneklerinde bu görülmüştür. Özellikle 80 sonrasındaki eğilimlerinde bu net bir şekilde görülmüştür. Ve hatta sevgili dostlar, eski Venezuela devlet başkanı rahmetli Carlos Andres Perez IMF için kurşunlarla değil kıtlıklarla öldüren bir diktatörlüktür ifadesini kullanmıştır. Yani IMF için bu kadar enteresan ve bu kadar sert bir tanımlama yapabilecek kadar IMF'nin doğru ve bir ülkenin menfaatine yarar sağlamayan bir kuruluş olduğunu ifade etmiştir. Şimdi arkadaşlar bu noktadan sonra başka bir duruma gelelim. Yaklaşık bir yıldan beri, Temmuz ayından itibaren, yani Türkiye'deki dolar TL ile ilgili olarak Raif Brunson meselesi vesaire vesaire konularının körüklemiş olduğu, dolardaki alevlenmenin başlamış olduğu tarihlerden itibaren son bir seneyi dikkate alalım. Sürekli olarak bir IMF konusu gündemde. IMF ile anlaşma yapılmalı. Yapılmazsa bu krizden çıkılamaz. IMF'den mutlaka para alınması lazım şeklinde bir takım söylemlerin olduğunu sürekli olarak duyuyoruz ve son günlerde biraz daha fazla duymaya başladık. Peki değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yakın tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız IMF ile ilgili olarak bir söylemde bulunmuştu. Bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki IMF bizden borç para istedi. Değerli arkadaşlar, IMF bizden borç para istedi demiştir ve burada 5 milyar dolar içinde verin, borç para istediyse verin şeklinde bir yanıt verdiğini ifade etmiştir Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve ardından da IMF'nin baktılar ki bizim kendilerine borç verebilecek güçte olduğumuzu gördüler ve bunun üzerine de bu borcu almaktan vazgeçtiler. Çünkü koskoca IMF Türkiye'den borç aldı konumuyla rezil olmak istemediler şeklinde. Bu açıklamalar arkadaşlar sıklıkla siyasi arenalarda konuşuldu. Hatta seçim propagandası olarak da defalarca dile getirildi. Şimdi bunu da bir köşeye yazalım. Ve arkadaşlar 2018 yılının hemen başında Nisan aylarında IMF bir rapor hazırladı. Evet, bir rapor hazırladı. Hazırlamış olduğu bu raporda dedi ki Türkiye şu tedbirleri almazsa, şu adımları atmazsa daha zor durumlara düşebilir. Daha sıkıntılı günler yaşayabilir dedi. IMF'nin kendi çapında farklı ülkelerle ilgili rapor hazırlama gibi bir özgürlüğü bulunmakta. Hatta çeşitli ülkelerin kredi notları veya onların büyüme oranları vesaireleriyle ilgili olarak bir takım çalışmalar yapabilme misyonu bulunuyor. Ve uluslararası ülkel fonlar
Yatırım kuruluşları da IMF'nin hazırlamış olduğu bu raporları ve bu çalışmaları ise ciddiye alırlar. Çünkü IMF bir anlamda ciddiye alınabilir özellikle olan bir kuruluş vasfındadır. Evet arkadaşlar, Nisan 2018 tarihinde IMF'nin hazırlamış olduğu bu raporda neler var biliyor musunuz? IMF diyor ki kesinlikle ve kesinlikle faiz artırımlarına devam edilmeli. Ama öyle bir artırım olmalı ki sadece ve sadece enflasyonu dizginleyecek kadar değil, önden yüklemeli bir şekilde daha ileri tarihlerde enflasyonun artmasını engelleyecek, enflasyonla ilgili bütün riskleri topyekin ortadan kaldıracak şekilde bir yüksek oranda bir faiz artışı yapılmalı. Çözüm budur diyor birinci madde olarak. Arkasından diyor ki Merkez Bankası kesinlikle ve kesinlikle bağımsız olmalı. Yine diyor ki inşaat sektörünü canlandırmak adına verilmiş olan bütün krediler, vergisel destekler, teşvikler, şunlar bunlar, bunların hepsi iptal edilmeli. Kesinlikle ve kesinlikle piyasayı canlandırma niteliğindeki teşviksel adımlar ve paketler asla olmamalı diyor. Ve varlık fonunun kesinlikle ve kesinlikle şeffaf olması gerektiğini, her yönden denetlenebilir bir durumda olması gerektiğini söylüyor. İşçi ve memur zamlarının enflasyona bağlı bir şekilde değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Yani önümüzdeki yıl enflasyon ne çıkarsa ona göre bir zam vereceğim. Hayır, böyle olmayacak diyor. Sen hükümet olarak diyor yılın başında belli bir enflasyon oranını kendi kafandan belirleyeceksin ve bu şekilde bu insanların zam oranını önceden belirlenmiş olarak atayacaksın diyor. Yani sen diyor kalkıp da bir sene sonra çıkacak olan enflasyona göre işçine, memuruna söz veremezsin şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Ve arkadaşlar Suriyeliler için de, Suriyelileri de unutmamış, onlara da iş bulma ve yeni iş kurmaları açısından olabildiğince imkan ve de fırsat tanıyacaksınız diyor. KDV iadelerini erteleyeceksiniz diyor. Özellikle büyük firmaların devletten olan KDV iadeleriyle ilgili olarak büyük mağduriyetler yaşamakta olduklarını biliyoruz. Ve yakın zamanda bu KDV iadelerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak bir düzenlemenin yapıldığına da tanık olduk. Yani bu tam IMF'nin istediği olayın tam zıddına. Bunlar da ertelenecek diyor. Gelir vergisi muafiyetlerini kaldıracaksınız diyor ve otomotiv sektöründeki bütün teşvikleri kaldıracaksınız. Hatta otomotiv sektörüne ekstra vergiler koyacaksınız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, IMF'nin koymuş olduğu rapor bu. Tabii ki onun raporu bu ise IMF ile bir anlaşma yapılacaksa IMF yine bu mektubu koyacak önümüze, bu anlaşma şartlarını koyacak ve diyecek ki ben senin hakkında bu şekilde kurtulabileceğine kanaat getiriyorum. Bu şartları bana taahhüt edersen ben sana para veririm diyecektir. Şimdi arkadaşlar, ben sizlere birkaç madde halinde IMF'nin kafasından geçen şartları saydım. Sizce AKP iktidarı, sizce Türk ekonomi kurmayları IMF'nin saymış olduğu bu şartları kabul eder mi? Eğer kabul edecek olsaydı bugünlerde bu kadar ciddi bir şekilde IMF'nin isteklerine taban tabana zıt gelecek şekilde enflasyonun %25'ler oranında olduğu bir ortamda memur ve işçiye yapılan zamların arkasından vergisel anlamdaki bir takım indirimlerin, teşviklerin gibi gibi birçok şu saymış olduğum şartlara ve kurallara taban tabana zıt olan uygulamaları bir bir yerine getirir miydi? Ve hatta seçimlerin yaklaşmasına müteakip Şubat ayı ile birlikte gelecek olan daha nice teşvikler ve tavizlerin olduğunu inanıyorum ki tahmin ediyorsunuz sizler de. O halde bütün bu kurallar ve bütün bu durumlar dahilinde IMF ile anlaşma yapılmıştır veyahut da seçimden sonra kesinlikle yapılacaktır diyebilmek sizce mümkün mü? Sizlerin takdirine bırakıyorum şimdi bu şartlar altında ve bu koşullar altında. Evet değerli arkadaşlar, IMF'nin anlaşma yaparsa, para verir ise ileri süreceği kurallar bunlardır. Kaldı ki IMF bir ülkeyle anlaşma yapacağı zaman bu parayı nerede ve nasıl kullanacağı meselesinin ötesinde ekonomiden sorumlu bakanın şu olacak, Merkez Bankası'nın başkanı bu olacak gibi gibi bunlara dahi müdahale edebilme yetkisini kendisinde görmekte.
Yaşa uygun olanlar hatırlayacaktır değerli arkadaşlar. Kemal Derviş döneminde biliyorsunuz IMF'den borç alınmıştı ve Kemal Derviş'in kesinlikle ve kesinlikle ekonominin başında olması gerektiğine dair IMF'den talimatlar gelmişti. İşte değerli arkadaşlar, IMF böyle bir şey. Şimdi sorarım sizlere. Düne kadar IMF bizden borç istedi ama biz kendilerine verin dememize rağmen utançlarından almak istemediler şeklindeki bir söylem henüz hafızalarda iken bugün IMF'nin kapısını AKP gider mi? İkinci bir nokta, IMF'nin neler talep edebileceği bu kadar net bir şekilde belliyken bu talepler AKP iktidarının veyahut da ekonomi anlayışının herhangi bir şekilde yanından geçen şekildeki bir istekler midir? Bana göre hayır ama sizler farklı değerlendirebilirsiniz. Ona tabii ki bir şey diyemem. Sonuç olarak arkadaşlar, ben IMF ile bir anlaşmanın ne yapıldığına inanıyorum ne de yapılabilme ihtimalinin var olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar bir direnme olacaktır, sonuna kadar bir çabalama olacaktır. Belki de seçimlerden sonra serbest piyasa ekonomisidir denilmek suretiyle, her şey serbest bırakılmak kaydıyla bir şekilde batan batar kalan kalır şeklindeki bir tablo ile durum idare edilmeye çalışılacaktır. Arkadaşlar, daha dün itibariyle Citigroup'a bir yetki verildi. Basında bile doğru düzgün yer almadı. Sukuk denilen bir kavram var sevgili arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Faizle, faizin işin içerisinde olduğu yatırım araçlarıyla işi olmayan çok önemli bir kesim vardır. Saygı duyarız. Biz insanların dini görüşlerine ve inançlarına da saygı duymak mecburiyetimiz vardır. Bu insanların para kazanabilmeleri ve yatırım yapabilmeleri için İslam hukukuna göre tanzim edilmiş, ihdas edilmiş olan bir sertifika, bir tahvil vardır. Bunda faiz yok. Ne var arkadaşlar? Çok fazla çeşitleri var ama en kolay anlaşılabilir olması bakımından ben size kira geliri sertifikası diyeyim. Siz bu sukuk denilen tahvilden satın aldığınız zaman belli bir gayrimenkulün büyük bir yatırım da olabilir bu, bir havaalanı da olabilir, bir baraj da olabilir, herhangi bir gayrimenkulün getirisine ortak olmuş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda bunu kullanma hakkını da elde etmiş oluyorsunuz. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece ve sadece şöyle değerlendiriniz. Sanki gittiniz bir gayrimenkul aldınız ve bu gayrimenkulden kira geliri elde ediyorsunuz gibi, faiz vesaire vesaire gibi sizi manen rahatsız edebilecek olan etkenlerden uzaksınız. Her ay para kazandığınızı düşünüyor ve inanıyorsunuz. İşte bu düşünceye hizmet bakımından Citigroup'a yetki verildi ve sukuk dolar bazlı sukuk denilen bu tahvillerin çıkarılması sağlanacak. Arkadaşlar, bütün amaç ister dolara verilen %4'lük faiz olsun, ister tahvillerle ilgili olarak halkın elindeki doları bir şekilde hazineye devşirme çabaları olsun, ne olursa olsun, hükümet şu anda hazinenin dolar ihtiyacını karşılayabilmek adına bir çaba göstermekte. Peki, buraya kadar IMF konusunu noktalıyorum ve şimdi gerçek piyasalara dönelim değerli arkadaşlar. Dünkü analizimizde bildiğiniz gibi 5.30 desteğinin önemli bir destek olduğunu, dün birinci kapanışın 5.30 seviyesinin aşağısında gerçekleştiğini, eğer bugün içinde ikinci defa 5.30 aşağısında bir kapanış olur ise çok kritik görülen 5.30 desteğinin kırılmış olduğunu teknik anlamda söyleyebileceğimizi ifade etmiştim. Bugün de görünen o ki arkadaşlar, şu an dolar TL'nin 5.27'ler civarında olduğunu görüyoruz. 5.25 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu, en olumsuz şartlarda bile şahsi kanaatim olarak 5.22-5.25 aralığının anlık bir şekilde görülme olasılığının teknik sebepler nedeniyle mümkün olabileceğini belirtmiştim. Bu olasılık hala söz konusu olabilir belki ama 5.30 desteği bugün de bu seviyenin aşağısında bir kapanış olduğu için kırılmıştır kelimesini kullanabiliriz. Kırılmıştır dedikten sonra ne olur arkadaşlar? Bir destek kırıldıktan sonra illaki ve illaki bir alttaki desteğe kadar, yani en azından Fibonacci desteği olarak baktığımız zaman 5 seviyelerini görmekteyiz. 5 seviyelerine kadar bir geri çekilme olasılığı teknik ihtimal olarak gündeme gelmiştir. Ama illaki 5.30 kırıldı diye 5 seviyesine kadar bir geri çekilme olacağının hiçbir garantisi yoktur. En son 5.30 desteğimiz kırıldığı zaman gelebildiğimiz nokta biliyorsunuz 5.13 seviyesiydi. 5.20 seviyesinin aşağısında bir gün bile ya kalabilmiştik ya kalamamıştık.
Ben şu anda 5.22'nin daha da aşağısının görülme olasılığının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce görmüş olduğumuz dip 5.13'tü ve şu an oluşacak olan yeni dip seviyesinin 5.13'ün daha üzerinde olması teknik oluşum adına gerekiyor. Ama elbette ki böyle bir zorunluluk yok. Bu teknik oluşum eğer devam edecekse böyle bir tablo söz konusu olabilir. 5.30 desteğinin her ne kadar bugün ikinci kez aşağısında kapanış yapıyor olsak bile bir kez daha altını çizmek istiyorum ki desteklerin aşağısında şurada görmekte olduğunuz gibi birkaç günlük kapanışlar yaşanabilmiş. Burada görmekte olduğunuz gibi birkaç günlük kapanışlar yaşanabilmiş ama 5.30 desteği hala ciddi bir şekilde sorgulanmakta. Aşağısına sarkmalar olabilir, üzerine çıkıldığı zaman tutunmak adına bir gayretler söz konusu olabilir ama sonuç itibariyle 5.30 desteği bizim önümüzdeki yıl süre içerisinde 2019 yılının tamamı adına dahi bunu çok rahat bir şekilde inanılarak söyleyebilirim ki sürekli sorgulayacağımız bir destektir, güçlü bir destek konumundadır ve bu destek seviyesinin aşılmasıyla birlikte kademeli bir şekilde yukarı eğilimin devam edeceğini her fırsatta böyle bir düşünceye sahip olduğumu sizlere ifade ediyorum. 5.30 desteğinin şu an aşağısında olmamız bir şekilde bu desteğin aşağısına yönelik olarak bir eğilim söz konusudur. Piyasada ılımlı bir havanın esiyor olması, özellikle ve özellikle borsaya yönelik olarak faizlerdeki düşüşün, tahvil faizlerindeki düşüşün, özellikle altını çizeyim, düşüşün, yabancılar nezdindeki oluşturmuş olduğu olumlu kanaate bağlı olarak yaptıkları satışlardan sonra ellerine geçen nakdi şu an borsaya yönelik olarak değerlendiriyorlar. Ve borsada kar satışları başladığı zaman doğal olarak şu an ilgi göstermedikleri ve gerilemesine izin verdikleri diyeceğim bir anlamda. Şu anda Türk lirasına yönelik bir ilgi göstermedikleri için bu geri çekilme söz konusu olmakta. Gerilemesine izin verdikleri bu süreçte tekrardan dolara yönelme ihtimallerini şahsi düşüncem olarak kuvvetli bir ihtimal olarak görmekteyim. 5 seviyesinin aşağısını hiçbir şekilde düşünmediğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum ve şu noktaya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Dünyanın en güçlü para birimlerinden bir tanesi olarak bildiğimiz dolardan sonra gelen Euro'ya bakıyoruz. Arkadaşlar Euro'nun özellikle bugün Draghi'nin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında 1.13 seviyesinin aşağısına geldiğini görüyoruz. Hani şöyle bir kanaat söz konusu olabiliyor. Bir para biriminde önemli inişler ve de düşüşler, önemli inişler ve çıkışlar söz konusu olduğu zaman hemen çok olağanüstü bir facianın olduğunu ve buna bir neden bulmak, bir sebep bulmak gibi bir mecburiyet içerisinde hissediyoruz kendimizi. Şu anda birkaç gün öncesine kadar 1.16 seviyelerine ulaşan euro dolar paritesinin şu an 1.13 seviyesine gerilediğini görmekteyiz. Arkadaşlar Avrupa bölgesinde euronun bu kadar büyük oranda değer kaybetmesini gerektirecek şu günlerde ortaya çıkan ve çok net etkisini gösteren bir sebep var mı? Hayır. Brexit olayını zaten biliyoruz. Ekonomik verilerinin genel anlamda durgunluğa işaret edici nitelikte var olduğunu zaten biliyoruz. Ne oldu da yani bir gün, iki gün içerisinde bu seviyeye indi? İşte arkadaşlar bunu bir örnek olsun diye sizlere izah etmek istedim. Dolar TL'ye bakarken de bu bakış açısı içerisinde bakmanız gerekiyor. Her şeyin bir değeri vardır ve o değeri piyasa belirler. Şu an 5.30 desteğini sorgulamakta olan, bu desteğin altına 3-5 kuruş geri çekilmiş olan bir dolar tablosunda derhal kalkıp da IMF ile anlaşma yapıldı, şu şöyle oldu, bu böyle oldu gibi bir takım düşüncelere bağlı olup da doları direktmen 4'lere, 4.5'lara kadar değer biçerseniz veya şuradan buradan gelen bazı haberlere bağlı olarak da 5.5'un üzerine çıktığımız anlarda tamam 7'ye, 8'e, 10'a, 15'e gidiyoruz gibi bir beklenti içerisinde olur isek arkadaşlar böyle yatırımcılık olmaz. Yani bunun bir orta yolu olması lazım. Ne aşağı yönde sınırımız var ne yukarı yönde sınırımız var. Aşağıyı düşündüğümüz zaman olabildiği kadar dip seviyeleri konuşuyoruz. Yukarıyı düşündüğümüz zaman da olabildiği kadar afaki seviyeleri konuşuyoruz. Sevgili arkadaşlar herhangi bir şeyin değeri kademe kademe artar. Düşecekse de kademe kademe düşer. Çok olağanüstü durumlarda olağanüstü fiyat hareketleri söz konusu olabilir ama anlık bir şekilde bu fiyatlar belli bir yerleri görür ve ondan sonra bir konsolidasyon, bir dengelenme süreci içerisine girer. Tıpkı şu anda olduğu gibi 7.20'lere ulaşan doların 5.13'lere kadar bir geri çekildiğini ardından 5.80 seviyelerine doğru
Şu veya bu sebepten bir atak yaşadıktan sonra tekrar bir dengelenme süreci içerisine girdiğini görmekteyiz. Bu nedenle anlık bir şekilde oluşan fiyat hareketlerini tamamıyla kale alıp da uzun vadeli, orta vadeli düşüncelerinize bir paha biçmenin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Her zaman olduğu gibi söylemek istediğim, anlatmak istediğim, anlamanızı rica ettiğim durum şu. Eğer ki dünya ekonomisinin önümüzdeki günlerde daha iyiye gideceğini düşünüyorsanız, eğer ki Türkiye ekonomisinin önümüzdeki günlerde çok daha iyiye gideceğini düşünüyorsanız, Türk lirasının değer kazanması adına bir takım sebepleriniz var ise, bu durumda veya bir başka ifadeyle dolar TL'nin çok daha aşağı seviyelerine geleceğine dair bir korkunuz varsa, değerli arkadaşlarım, bu korkuyu niçin yaşıyorsunuz? Bu korkuyu üzerinizden atmanın çok basit bir yolu var. Lütfen eğer böyle düşünüyor ve bu korkular içerisinde bulunuyorsanız paranızı bozdurunuz, daha güvenli gördüğünüz bir noktaya yatırınız. Ne zaman dolarda güçlü bir hareketin başladığına tanık olursanız, hani hep diyoruz ya, dolar 5.50-5.55 direnç bölgesini aşmadan net bir yukarı eğilim içerisine girmesi zordur. Bu seviye aşıldıktan sonra ancak 6.5 seviyeleri gündemde olabilir diyoruz. O halde siz de ne zamanki 5.5 seviyesinin aşıldığını görürsünüz, 2 gün, 3 gün, 4 gün boyunca 5.50 seviyesinin üzerinde kapanışlar olduğunu net bir şekilde gözlemlersiniz, o zaman tekrardan dolara giriş yaparsınız. Dolar bir yere kaçmıyor. Dilediğiniz anda alabilirsiniz. Bugün satarsanız istediğiniz anda alabilirsiniz. Bu korkuyu yaşamanıza gerek yok. Eğer siz 3 gün, 5 gün, 10 gün sonrasını düşünüyorsanız, şu anki 5-10 kuruşluk geri çekilmeler sizi ciddi şekilde rahatsız ediyorsa, bir de şunu düşünün. Vatandaş 6.5'dan dolar almış, neredeyse 5 seviyelerine kadar %30'lar civarında zarar içerisinde. Yani bu tarz bir yaklaşım içerisinde olunmaz ise, sadece günü kurtarmak, anlık rakamlara bakarak zararın bu kadar olduğu, psikolojim çok, evet, kolay bir şey değildir zarar etmek. Hiç kolay bir şey değildir kazanılan bir parayı kaybetmek. Ama arkadaşlar, kafanız eğer bu kadar karışık ise, bu kadar bilinmeyen içerisinde görmüş olduğunuz rakamlar veya her an ekrana bakmak zorunda hissediyorsanız kendinizi, bu azabı çektirmeyin kendinize. Yapacağınız olay ne olur arkadaşlar? Belki bu seviyeden satarsanız 20 kuruş yukarıdan alırsınız. Örneğin %30 kazanacaksanız %5 az kazanmış olursunuz. Bu az kazandığınız %5'i de dersiniz ki yahu bu da bu işin kaskosuydu, sigortasıydı, şu suydu, bu suydu gibi yorumlayabilirsiniz. Lütfen büyük pencereden bakmaya çalışınız. Ekonomiyi, piyasayı ve önümüzdeki süreci bu şekilde yorumlamaya çalışınız. IMF ile ilgili olarak da anlatmış olduğum detayları dikkate alınız ve eğer mantığınız IMF'nin bu bahsetmiş olduğum anlaşma şartları ve mevcut hükümetin ekonomiye dair, siyasete dair yaklaşımları, bakış açısı ve mizacını dikkate alarak bu anlaşmalara Türkiye hükümeti evet der mi demez mi? Siz bu konuda ne karar verebiliyorsanız yönünüzü bu yönde değerlendirebilirsiniz. Son karar size aittir. Arkadaşlar, canlı olarak izlediniz. Şu anda pivot seviyeleri itibariyle bugün, yani şu an itibariyle bunları kapanış rakamı gibi değerlendirelim. Her zaman olduğu gibi 24'ten sonra ben son rakamları mutlaka vereceğim. 5.27 seviyesi bir pivot seviyesi konumunda. 5.24-22, 5.24 seviyesi birinci destek konumunda. Bu 5.27'nin üzerine çıkılamaz, burası bir destek haline getirilemez ise 5.25 seviyesinin, 5.25 seviyesinin altında da 5.22-5.25 aralığının görülebilme ihtimali, teknik olarak ihtimal dahilindeymiş. Ancak 5.27 üzerinde kalındıkça 29, genel olarak biz buna 5.30 direncimiz diyelim, 5.32 ve 5.35'lerin yönelik olarak teknik olarak yükseliş ihtimallerinin var olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ve IMF ile ilgili olarak bugün IMF'ye biraz fazla önem vermek durumunda kaldım. Çünkü çok aşırı miktarda soru gelmişti bu konuyla ilgili olarak. IMF ile anlaşma yapıldı, gizli tutuluyor. İşte efendim, kesin olarak seçimlerden sonra yapılacak gibi bir takım senaryolar söz konusu. Arkadaşlar, bir şey net olarak olmadan kesin olarak inanmak mümkün değildir. Ama bu konuda bir tahmin yürütmek istiyorsanız da verdiğim bilgiler ışığında değerlendirme yapabilirsiniz veya daha çok bilgilenmek için ekstra araştırmalar yapabilirsiniz.
Evet, bu akşamki analizim bunlardan ibarettir. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, bu açıklamalar asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizleri bilgilendirmek amacıyla yapılmış olan bir açıklamadır. Gerek Twitter üzerinden, gerek YouTube üzerinden aktarılan yorumlardan anlık haberdar olabilmeniz için @halukcanberk adresime Twitter'dan ve kanalıma da buradan abone olmanız yeterli olacaktır. Hoşçakalınız, sevgiler ve saygılar.